Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Enzim konusunu yapacağız. Enzim konusu hem başlı başına kendisi bir konu hem de diğer konularla çok bağlantılı. Göreceğimiz bütün ünitelerde enzimlerden bahsedeceğiz. Aslında soruları da çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacağız. Bizim vücudumuzda yani canlı sistemlerde biyokimyasal reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bu biyokimyasal reaksiyonlarla neyi kastediyoruz? Mesela daha önce öğrendiğimiz Protein sentezi biyokimyasal bir reaksiyondur. Glikojeni parçalaman biyokimyasal bir reaksiyondur. Devamlı vücudumda yapım ve yıkım reaksiyonları gerçekleşiyor. Canlı sistemle de kastedilen aslında canlı vücudundan bahsediyoruz. Sindirim, hücresel solunum, protein sentezi, bitkilerin yaptığı fotosentez hepsi bunların biyokimyasal reaksiyon. Ve bunların hepsinde de mutlaka neler kullanılacakmış? Enzim adını verdiğimiz organik bileşikler kullanılacak. Bizim kimyasal reaksiyonlarımız nasıl? Kimyasal reaksiyonlarımızı bir endotermik yani enerji gerektiren reaksiyonlar bir de egzotermik yani enerjinin açığa çıktığı reaksiyonlar olarak gruplandırabiliyoruz. Şimdi endotermik reaksiyonları o zaman enerji gereken reaksiyonlar olarak düşünürsen enerjiyi alman gereken reaksiyonlar olarak düşünürsen enerji harcadığından bahsediyoruz aslında. ATP harcanan reaksiyonlardır. Harcanan diyeyim şuraya. Neyi örnek verebilirsin? Bütün yapım reaksiyonlarını örnek verebilirsin mesela. Protein sentezi yazayım hemen. Yağ sentezi. Aynı şekilde glikojen sentezi, maltoz sentezi bunların hepsi enerji gerektiren olaylardır. Sinirsel iletim, hücre bölünmesi gibi. Bir de egzotermik yani enerjiyi ürettiğimiz, enerjinin açığa çıktığı ATP üretilen reaksiyonlarımız var. Bu ATP üretilen reaksiyonlara ise solunumu örnek vereceğiz. Hücre içerisinde gerçekleşen solunum e, egzotermik reaksiyonlardır. Mesela bunları da kendi içinde gruplandırabiliyorduk. Bir oksijenli solunum adını verdiğimiz solunumumuz vardı. Bir oksijensiz solunumumuz bir de fermentasyon adını verdiğimiz solunum çeşidi vardı. Bunlar ATP üretmek için gerçekleştiriliyorlardı. Gelelim enzime. Enzimi bilmeden önce. Anlatmadan önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu kavramlardan birincisi de aktivasyon enerjisi dediğimiz enerji çeşididir. Aktivasyon enerjisi ne demek? Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum enerji miktarı bizim için aktivasyon enerjisidir. Yani protein sentezleyeceksin tabii ki bunun için bir enerjiye ihtiyaç var. Gerekli olan en az enerji miktarı aktivasyon enerjisidir. Katalizör adını verdiğimiz maddeler var. Katalizör adını verdiğimiz maddeler de reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşüren, reaksiyonun daha düşük enerjiyle gerçekleşmesini sağlayan ve daha hızlı bir şekilde bitmesini sağlayan moleküllerdir. Canlı vücudundaki katalizör maddeleri ise enzim adını vereceğiz. Yani kimyada da katalizörü çok göreceksin. Katalizör girer, aktivasyon enerjisini düşürür, tepkimeyi hızlandırır, tepkimeden hiç bozulmadan çıkar, tekrar tekrar kullanılabilen maddelerdir. Benim vücudumdaki bu katalizörleri ise enzim adını veriyoruz. Mesela şöyle bir tepkimeyi düşünelim. Tepkime enzim yokken bir de enzim varken gerçekleşsin. Tepkime enzim etki maddeler substrat adını vereceğiz. Şunlar da bizim ürünlerimiz olsun. Eğer sen enzim kullanmazsan şu kadarlık bir aktivasyon enerjisine ihtiyacın var. Yani bayağı büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Ama tepkimeye enzim girdiği zaman aktivasyon enerjisi düşürülüyor. Daha hızlı, daha kısa sürede gerçekleşmesi sağlanıyor. İnsan vücudunda da tepkimeler çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Mesela ne gibi düşünebilirsin? Biz size ilerideki sınıflarda solunumdan bahsedeceğiz. Mesela oksijenli solunum diyeceğiz. Anlatacağız orada glikoliz tepkimeleri var, Krebs çemberi var, ETS tepkimeleri var. Sayfalarca tepkimeler anlatacağız. Ama benim vücudumda bu sayfalarca anlattığım tepkimeler ne kadar sürede gerçekleşiyor? Yani çok kısa sürede. Bu kadar bir soluk alışverişi kadar kısa sürede gerçekleşmesini de enzimler sağlıyor. Enzimler olmazsa tepkimeleri gerçekleştiremeyiz. Vücudumuz bunu kaldırmaz. Bunun can alıcı cümleleri var. Bir daha bir daha üstüne basa basa soracağım. Ama şimdi hemen bir tane soru çözelim. Bir organizmanın metabolik faaliyetleri sırasında gerçekleşen tepkimeleriyle ilgili tümünde enzimler görev alır. Evet enzimler görev almadan tepkimeler gerçekleşmiyor. Hem yapı Reaksiyonlarında hem yıkım reaksiyonlarında mutlaka enzimler görev alacak. Yapım tepkimeleri ortamdan enerji alır demiş. Yapım tepkimesi ise he, ne gibi? Mesela protein sentezi amino asitleri bir araya getiriyorsun. Küçüklerden büyük yapıyorsun. Ortamdan mutlaka enerji alır. Yani enerji harcanan tepkimelerdir. Doğru yıkım tepkimelerinin başlaması için enerji gerekli değildir diyor. Yıkım tepkimelerinin başlaması için de mutlaka bir aktivasyon enerjisine ihtiyaç vardır ama enerji doğrudan kullanılmaz. O yüzden buna yanlış dedik. Yani ATP harcanmaz. Solunum tepkimelerinde ortama enerji verilir. Evet ATP üretimi gerçekleştirilmiş olacak cevabımız da. Denizli'ye düştü gençler. Enzimlerle ilgili bütün sorularda, yazılılarda karşınıza çıkacak cümleler aslında burada. Karşımda duruyor hocam çay bardağını niye çizdik çünkü bir şeye benzeteceğiz şimdi bakıyorum enzimler ne yapacakmış reaksiyona girdiği zaman reaksiyonu hızlandıracak reaksiyondan hiç değişmeden çıkacak metabolik reaksiyonlarından her birinde farklı enzimler görev alacak ve aktivasyon enerjisini düşürecekler. Yani senin bilmen gereken dört tane can alıcı cümle var dedim ya tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşürür. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkar tekrar tekrar kullanılabilir tepkimeyi hızlandıran moleküllere enzim adını vereceğiz. Nasıl benzetebilirsin? Çay kaşığına benzetebilirsin. Mesela çayın içerisine bir tane küp şekeri attın. Normal şartlarda çay sıcaksa bu küp şeker çayın içinde çözünecektir. Ama biz içine çay kaşığı koyuyoruz. Çay kaşığı koyup karıştırdığımız zaman tepkimeyi hızlandırıyoruz. Çay kaşığı tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor tekrar tekrar kullanılabiliyor. Yani oradan aklınızda tutabilirsiniz bu can alıcı cümleleri diyeyim. Geleyim enzimlerin yapısına. Enzimlerin yapısına baktığımız zaman da iki çeşit enzimimiz var. Bunlardan birincisi basit enzimler, diğeri ise bileşik enzimler. Bileşik enzimlerin diğer bir ismi holo enzimdir. Basit enzimler sadece protein kısmında meydana geliyorlar. Bileşik enzimlerde ise protein kısma bir de yardımcı kısım dediğimiz kısım ekleniyor. Bu yardımcı kısım ko kofaktör denir. Eğer organik yapılı yani %99 bir vitamin aldıysa biz o yardımcı kısma koenzim adını vereceğiz. Mineral aldıysa yani inorganik yapılı bir şey aldıysa o zaman da kofaktör almıştır kelimesini kullanacağız. Yani bakarsan protein olan kısma ne ismini verecekmişiz? Şu vitamin koenzim. Mineral olursa kofaktör, protein olan ana kısma ise apo enzim ismini vermiş olacağız. Şuradan da tekrar göstereyim. Bir protein olan kısmımız var. Protein olan kısmımıza apo enzim ismini veriyoruz. Şöyle yazalım apo enzim. Aktif bölgesi var. En substratı tanıyan bağlantının kurulduğu kısım. Bir de buna bağlanan yardımcı kısım. Organik yapılıysa koenzim, inorganik yapılıysa kofaktör. Şuradan şöyle bir sonuca varabilir miyim? Hangi enzim olursa olsun mutlaka yapısında protein bulunur. O zaman enzimi parçalarsak mutlaka açığa proteinlerin yapı taşı olan amino asitler de çıkacaktır. Bakıyorum hemen devam ediyorum. Canlılar kendilerine özgü apoenzimler üretirler. Apoenzim dediği aslında hangi kısımdan bahsediyordu? protein kısmından bahsediyordu. Protein sentezde DNA'daki şifreye göre yapıldığına göre haliyle her canlı kendine özgü protein yapılar yani apoenzim kısımları üretecekler. Enzimin hangi maddeye etki edeceğini kim belirleyecek? Bunun protein kısmı belirleyecek. Hani yardımcı kısım olarak vitamin ve mineral alabiliyordu ya vitamin ve, vitamin ve mineral belirlemeyecek de protein kısım belirleyecek. Her apoenzimin kendine özgü bir yardımcı kısmı olacak. Yardımcı kısım enzim aktifliğini sağlayacak. Mesela atıyorum şu B ile gösterdiğimiz sodyum olsun. Şöyle sodyum olsun, mineral bir madde olsun. Diyelim ki senin X proteinin var. X proteinin yardımcı kısım olarak sodyum almış. Y proteinin var. O da Y proteininin enzim olabilmesi için sodyum almış. Yani yardımcı kısım birden fazla apoenzime etki edebilir. Ama ya ben vücuduma sodyum almıyorum hadi git sen potasyum X enzimini aktifleştir ona yardımcı kısım ol diyemem. Bir enzimin yardımcı kısmı sabittir. İlla ki onu almak zorunda. Diyelim ki yardımcı kısmı C vitamini ama ben vücuduma C vitamini almıyorum. Ya bu enzimin çalışması lazım ortamda C vitamini yok. Hadi git sen D vitamini onun yerine iş yap diyemem. Ama C vitamini hem X proteininin, X enziminin hem de Y enziminin hem de Z enziminin yapısına katılabilir. Bunu karıştırmayın. Özellikle böyle sözel uzun uzun yazdığı zaman biraz karışıklık olabiliyor. Bir çeşit yardımcı kısım birçok apoenzim çeşidiyle çalışabilir. C vitamini X, Y, Z, T enzimlerine yardımcı kısım olabilir. Ama X enzimi C vitamininin haricinde hiçbir şey alamaz. Sonra enzimlerin genel özelliklerinden bir tanesi de budur. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka %15-18 oranında su olması lazım. Eğer bunun altında su bulunuyorsa enzimler o ortamda çalışamıyorlar. Enzimler çalışamayınca bu sefer de o canlı yaşamını sürdüremiyor. Orada çok fazla derecede bulunamıyor. Özellikle bir şeyleri kurutup saklamamızdaki amaç aslında budur. Bir sonraki ünitemizde çok bağlantılı hafiften bir bahsedeyim size. Şimdi normalde işte yaz mevsiminde patlıcanı topladık. Patlıcanı olduğu gibi bırakırsak üstüne bakteriler konacaktır. Bakteriler patlıcanda besin değeri taşıdığı için üstünde çoğalacaklar. Aa patlıcan bozulmuş, küflenmiş, pislenmiş diyeceğiz ve yemeyeceğiz. Ama ne yapıyorlar yaz aylarında? Patlıcanları böyle ipe diziyorlar, güneşte kurutuyorlar. Güneşte kuruttukları zaman günlerce, aylarca o patlıcan bozulmadan saklanabiliyor. Kurutulmuş patlıcanın üstüne de mikroorganizmalar konuyor. Yalnız o kurutulmuş patlıcan olduğu için içindeki su miktarı çok az olduğu için bakteriler böyle enzimlerini çalıştırabilecek sulu ortamı bulamıyorlar. Böylelikle o patlıcanı çürütemiyorlar. Bir şeye çok şeker koyduğum zaman çok tuz attığım zaman veya kuruttuğum zaman bozulmamasının sebebi oradaki mikroorganizmaların enzimlerinin çalışabileceği kadar suyu bulundurmamamdan kaynaklanıyor. Reçel de bozulmuyor. Niye bozulmuyor? Çünkü çok şekerli bir ortam. Reçelin üstüne bakteri konuyor ama çok 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 şekerli bir ortam olduğu için Orada çalışma yapıp da e, sayısını arttıramıyor. Böylelikle de reçeli bozamıyor. Enzimleri dışındaki enzimler genellikle çift yönlü çalışabilir. Bu da yine enzimlerin bir özelliği. Enzimler genellikle çift yönlü çalışırlar. Yani bir şeyi hem birleştirirler hem de yıkma işlemini gerçekleştirirler. Kim hariç? Sindirim enzimleri hariç. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışıyorlar. Yani proteinleri sindiren enzim amino asitlere çeviriyor. Amino asitleri tekrardan proteinlere çeviremiyor. Tek yönlü bir çalışma söz konusu. Hadi buradan yine örnek üstünden de göstereyim. Şuraya bakarsan mesela H2CO3 adını verdiğimiz bir bileşik var. Bu bileşiği karbonik anhidraz enzimi dediğimiz bir tane enzim. Şimdilik enzimlerin isimlerini bilmemize gerek yok. Bu enzim karbondioksit ve suya dönüştürebiliyor. Aynı zamanda bak oku bu tarafa da doğru çizmişiz. Karbondioksit ve suyu birleştirerek H2CO3 dediğimiz bileşiğe de çevirebiliyor. Yani hem parçalıyor hem de birleştirme işini gerçekleştiriyor. Kim hariç sindirim enzimleri hariç sindirim enzimleri tek yönlü çalışacaklar. Yani ters sinir çalışmayacaklar gençler. Enzimlerin de etki ettiği maddeler olacak. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat adını vereceğiz. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusu olacak. O ne demek? Şimdi sen elinde bir tane kilidin var. Elindeki daha doğrusu elinde bir tane anahtarın var. Elindeki anahtarınla gidip her kilidi açabilir misin? Açamazsın. Her anahtar bir kilide uyumludur. Yoksa evlerimizin falan da güvenliğini sağlayamazdık zaten. Demek ki anahtar kilit nasıl ki birbirine uyumluysa enzimle substratın arasında da böyle bir uyum olacak. Ya benim elimde Nişastayı parçalayan enzim var ama proteinleri parçalayan enzim yok. Hadi nişastayı parçalayan enzim git proteini parçala diyemem. Illaki proteini parçalayan enzime ihtiyacım var. Ya da işte atıyorum bizim az önceki karbondioksit suyla birleşmişti bir karbonat oluşmuştu ya. Bunu da yapan demiştim ya karbonik anhidraz adını verdiğimiz bir tane enzim. Karbondioksitle su var ama karbonik anhidrazım yok. Bunu sentezlemek istiyorum. Ya bu yapmıyor sen git yap. Başka bir enzime bu işi yap diyemezsin. İlla ki bu ikisinin birleşmesi için bu enzime ihtiyaç var. Ya da bunun parçalanması için bu enzime ihtiyaç var. Peki kim substrat diye ben size bir soru sormuş olayım. Örneğimizde karşımızda olsun. Mesela diyelim ki şuraya yazayım hatta ben size kim substratımızı. Biz ne öğrendik? Dedik ki en sayıda amino asit bir araya geldiği zaman protein sentezi gerçekleşir. Ortamdan da en eksi bir sayıda ne açığa çıkıyordu gençler? Su açığa çıkıyordu. Bu bir yapım reaksiyonudur. Tam tersi de gerçekleşebilir. Tabi farklı bir enzimle. Yıkım reaksiyonu da gerçekleşebilir. Eğer sen üstteki oktan bahsediyorsan senin substratın amino asitler olacak. Amino asitler bir araya gelip de protein sentezi yapıldığına göre enzim kime etki ediyor? Amino asitlere. O zaman senin amino asitlerin substrattır. Tam tersi olsaydı proteinler hidroliz edilerek amino asitlere çeviriyor olsaydı yani alttaki ok olsaydı bu sefer enzimin kime etmesi lazımdı proteine o zaman da substratın protein olacaktı yani şöyle bir şey kurmuyorsun kafanda enzimler yapımda çalışır enzimler yıkımda çalışır enzimler hem yapımda hem yıkımda çalışırlar. Hangi maddeye etki ediyorlarsa ona substrat ismini veriyoruz. Enzimle substrat da birbirine geçici olarak bağlanıyor. Yani geçiciyle neyi kastettim? Şuradan hemen göstereyim. Şurası bizim enzimimiz olsun. Bu da enzimimin bağlandığı substratım olsun. Enzimle substrat bir araya geldiği zaman enzim substrat kompleksi dediğimiz bir kompleks oluşuyor. Daha sonra enzimle substrat birbirine geçici olarak bağlandığı için birbirinden ayrılıyorlar. Bak enzim hiç değişmemiş. Yani enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıkarlar. Yani onu da yazmış olayım. Değişmeden Değişmeden çıkarlar. Senin sup suratın eskiden bu ikisi birbirine bağlıydı. Artık neye dönüşmüş oldu? Ürüne. He, bir tane büyükten iki tane küçük yaptığıma göre bunun da ne reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yıkım reaksiyonu ama tam tersine yapım reaksiyonu da olabilirdi. Enzimler genellikle de takım halinde çalışırlar. Takım halinde çalışmak ne demek? Bir enzimin başka bir enzimin substratını etkilemesi, ürününü etkilemesi demek aslında. Hemen örnek üstünden göstereyim. Şu da ÖSYM'nin daha önce bir sürü bir sürü kez sorduğu bir kalıptır aslında. Burada bir şeyin de yine göstermesini yapayım. Enzimler ne yapılıydı? Protein yapılı o moleküller olduğundan bahsetmiştik. Enzimler protein yapılı olduğuna göre bunların sentezi için gerekli şifre mutlaka kim verecek? DNA verecek. DNA'da bulunan gen parçaları. Mesela gen bir amilaz denilen nişastanın hidrolizini sağlayan enzimi sentezlemiş. Nişasta amilazın etkisiyle neye çevrilmiş? Maltoza. Maltozun üstüne de maltaz enzimi geldiği zaman neye dönüşmüş? Glikoza. Ha, buradan baktığın zaman o zaman amilaz ve maltaz enzimleri takım halinde çalışmış olur. Yani bunun ürünü... Bunun substratı olacak. Bazen böyle sözel sorular geliyor. Üf diyoruz. Ne demek istedi burada? Yazdığı cümle şu. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Aslında cümle doğru. Neden? Amilaz enziminin ürünü kim? Maltoz. Maltaz enziminin substratı kim? Maltoz. Demek ki bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Özellikle de takım halinde çalışacak enzimler için bu durum geçerlidir. Enzimler dediğim gibi protein yapılar. O zaman bunlara şifreyi DNA'nın vermesi lazım. DNA'daki anlamlı yapıların vermesi lazım ki biz de bu anlamlı yapılara ne ismini vereceğiz? Gen ismini vereceğiz. Enzimler genellikle sonlarına az eki alacaklar. Şöyle bir durum söz konusu. Aslında Olay şöyle gerçekleşmiş bir tane bilim insanı gitmiş bir madde bulmuş demiş ki benim bulduğum madde aktivasyon enerjisini düşürüyor tepkimeyi hızlandırıyor tepkimeden hiç bozulmadan çıkıyor tekrar tekrar kullanılabiliyor bu en maddenin adı pepsinojen olsun. Sonra aynı maddeyi tutmuş ince bağırsakta da bulmuş. İşte demiş ki o zaman bunun da adı tripsin olsun gibi böyle isimlendirmeye başlamışlar. Sonra bakmışlar ki bu madde insan vücudunda her yerde var bu özelliklere sahip ama farklı yapılarda bazısı inorganik bazısı organik yardımcı kısım almış farklı farklı yapılarda ama aslında saydığım dört tane özelliği taşıyorlar o zaman bunu isimlendirmek çok zor olur demişler genel anlamda ya tepkimenin ürününe ya da tepkimenin substratının sonuna az eki getirerek isimlendirilmiş mesela mal tozu sindiren enzime ne demişler mal Tas. lipazı yani lipitleri daha doğrusu lipitleri sindiren enzime lipaz demişler sükrozu sindirene sükraz demişler peptitleri parçalayanlara peptidaz ismini vermişler mesela işte tripeptidaz demek ki tripeptitleri parçalıyor İlk bulunan birkaç tane istisna uymuyor bu kurala ama genellikle enzimlerin sonuna az ekini getiriyoruz. Bir de jen durumumuz var. Ojen ismini verdiğimiz. Her enzim aktif olarak sentezlenmiyor. Enzimler aktif olarak sentezlenmedikleri zaman da sonlarında jen eki bulunuyor. Bunların aktifleştirilmesi gerekiyor. Aslında bu sağlık için gerekli bir durum aslında. Pepsinojenin aktifleştirip de pepsine çevrilince iş yapabiliyor. Tripsinojen aktifleştirilip de tripsine çevrilince iş yapabiliyor. Hazır buraya gelmişken söylemek istediğim kalem kalemimi de düşürdüm. Bir şeyler var size. Hemen buradan göstereyim. Biraz bununla alakalı biraz değil. Bir şeyler göstereyim size. Bazen bana diyor ki tepkime var diyor. Tepkimeye A ile B girmişler diyor. Tepkimeden A artı C artı D çıkmış. Kim kimdir diye soru soruyor. Eğer böyle bir soru soruyorsa tepkimeden hiç bozulmadan çıkan kim? Enzimdir. O zaman A ile gösterdiğinin kim olması lazım? enzim olması lazım. Enzimin etki ettiği maddeye ne ismini vereceğiz? Substrat adını vereceğiz. O zaman B'nin substrat olması lazım. C ve D'nin ise tepkimeden çıkanlar olduğuna göre ürün olarak gösterilmesi lazım. Bunun karıştırmayın. Hatta şöyle de diyebilirsin. B, C ve D'ye dönüştüğüne göre bu bir yıkım reaksiyonudur. Tersini de yazabilirdi. Fark etmez. Enzimler sadece parçalama işi yapmıyor. Aynı zamanda birleştirme işlerini de yapıyor. Dedim ya bu kalıbı ÖSYM e birkaç kere üniversite sınavında sordu. O yüzden okulda da hocalar üstünde duruyorlar. Yazılılarda da çok fazla çıkabiliyor. Ondan da bir şey söyleyeyim size. Şimdi mesela benim gen 1'im varmış. Gen 1 olsun. Gen 1 kimin sentezini sağlamış? Enzim 1'in. Sonra benim gen 2 adını verdiğim genim olsun. O da enzim 2'nin sentezini sağlasın. Bir de gen 3 adını verdiğim genim olsun o da tutsun enzim 3'ün sentezini sağlasın. A maddesini enzim 1 gelsin B maddesine dönüştürsün. B maddesine enzim 2 gelsin C'ye dönüştürsün. C maddesini de enzim 3 gelsin D'ye dönüştürsün. Böyle soruyu soruyor. Sonra diyor ki gen 2'de mutasyon olursa ne olur? Eğer soru kalıbı böyle gelirse sana da diyorsa ki gen 2'de mutasyon olursa ne olur? Sen hemen gen 2'nin üstüne çarpı atıyorsun. Gen 2'de mutasyon olursa o zaman enzim 2'nin sentezi gerçekleşmez. Enzim 2 sentezlenmezse o zaman B de C'ye dönüşemez. Senin şıklarda neyi araman lazım? Birkaç tane öncül yazdı orada. Ortamda ortamda C bir özür diliyorum. B C'ye dönüşemediğine göre B'nin birikmesi lazım. Yani B birikir diyeceksin. Bazen şıklara yazıyor işte C birikir. Hayır, C sentezlenemiyor. C birikmez. <laughs> D'nin sentezi gerçekleşmez ama A'nın B'ye dönüşmesiyle ilgili hiçbir sıkıntım yok. B'nin miktarı aşırı derecede artacak çünkü B'yi kimse bir şeye çeviremiyor. C ve D'nin miktarında ise azalma görülecek. Yine sorularda karşımıza çıkarsa bu kalıpları da bilmiş olalım. Sonra enzimler protein yapılıdır dedik. Protein sentezi de hücrede bulunan ribozom organelinde gerçekleşiyordu. O zaman tüm enzimler hücre içinde üretilecekler. Ama Hücre dışında da çalışabilirler, hücre içinde de çalışabilirler. Bazı enzimler sadece hücre içinde çalışır demişiz. Yani yapım reaksiyonlarında görev yapanlar. Mesela ne gibi düşüneceksin? Sen glikozlarını bir araya getiriyorsun, glikojen yapıyorsun. Glikozlarını bir araya getirip glikojen yaptığına göre bunu nerede yapman lazım? Hücrenin içerisinde. Ama tuttun bir nişasta yedin. Nişasta hayvansal hücrelerde bulunmaz senin hücren gidiyor buradan enzimini dışarıya gönderiyor. Enzim bu nişastayı parçalıyor. Nişasta parçalanınca açığa ne çıkardı? Glikozlar çıkardı. Sonra işine gelen glikozları hücre içine alma işlemini gerçekleştiriyor. O zaman enzimler hem hücre içinde e, iş yapabilir hem hücre dışında iş yapabilir ama sadece sentezleri nerede gerçekleşecek hücrenin içinde gerçekleşecek protein yapılı oldukları için bizim de mesela ağzımızda, midemizde, ince bağırsağımızdaki sindirim reaksiyonları hücre dışı reaksiyonlardır. Ne gibi düşüneceksin? Şunu miden olarak hayal et. Sen yemeği yiyorsun. Enzimlerle yemek burada parçalanıyor. Aslında midenin içi, hücrenin dışı, enzimler hücre dışına yani mide boşluğuna gönderiliyor. Burada parçalama işlemleri gerçekleştirilmiş oluyor. Hemen sorumuzu da çözeyim. Enzimlerle ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Bakıyorum Substrat ile enzim arasında ne uyumu vardı? Anahtar kilit uyumu dediğimiz, anahtar kilit ilişkisi dediğimiz ilişki vardı. Yüzde 15'in altında su içeren ortamlarda enzimler çalışamıyorlar. İlla ki ortamda yüzde 15-18 oranında su bulunması gerekiyordu. Enzimler hücre içinde veya dışında üretilip, ha gitti. Hücre dışında enzim üretemem. Enzim sadece hücre içinde üretilir. Ha he, hem içinde kullanılır hem dışında kullanılır oraya düşmüyorsun. Bir substrat sadece bir çeşit enzimle çalışabilir. Bu da bizim için yanlış. Neden? Çünkü bir substrata birden fazla enzim etki edebiliyor. Mesela bir proteini hem A enzimi hem B enzimi parçalayabiliyor ama A enzimi proteinden başka bir şeyi parçalamaz. İlla ki her böyle dönüşüm şeyine düşmeyecektik. Geldik son kısmımıza. Enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Bu faktörlerden birincisi de sıcaklık olacak. Sıcaklık biraz iki türlü etkileyecek. Birincisi proteinlerle alakalı. Enzimler mutlaka protein yapılırlar diye. Proteinler ne yapardı? Yüksek sıcaklıkta yapıları bozulurdu düşük sıcaklıkta ise donarlardı. Aynı mantık enzimler için de geçerli olacak. Enzimlerin mutlaka en iyi şekilde çalışabildiği bir sıcaklık değeri olur. Bu değere de biz optimum kelimesini kullanacağız. Optimumla da neyi kastettik? En yüksek maksimum, en aşağı minimum, en ideal, en güzel değer optimum değerdir. Bir şeyin en iyi çalışabildiği değere optimum denir. Enzimler yüksek sıcaklıktan etkilenecekler, düşük sıcaklıktan da etkilenecekler. Neden? Bunlar protein yapılı bileşiklerdir. Mesela sıcaklık çok yükseldi, optimum değerin üstüne çıktı. O zaman enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta ne olacak? Enzim bozulacak, bozulur, tekrardan çalışamaz. Bazen deney tüpleri verecek, diyecek ki bu deney tüpünde aşağıya verecek 80 santigrat derece enzim varmış, bilmem ne varmış. Bu 80 santigrat dereceyi tekrardan 35 dereceye düşürdük. Tepkime gerçekleşir mi? Geçmiş olsun. 80'e kadar çıkarttığına göre onun içindeki enzimin yapısı bozuldu. Tekrar 35'e düşürsen de o artık çalışamaz. Kesinlikle bozuldu. Peki optimum değerin altındaysa enzimler bu sefer inaktif oluyorlar. Yani bozulmuyorlar. Uygun sıcaklığa getirirsen tekrardan çalışa bilirler. Bu sefer de ne yaptı? Deney tüpünü şuraya koydu. Deney tüpünü koydu. Enzime her şeyi koymuştu. 0 santigrat derecede bekletti. Sonra sıcaklığı aldı 35 santigrat dereceye. Bu olur. 0 santigrat derecede inaktif oldular. Yapıları bozulmadı. Tekrar aynı sıcaklığa getirirsen çalışma işlemini gerçekleştirirler. Yükseğin geri dönüşü yok ama alçak sıcaklığın yani düşük sıcaklığın geri dönüşümü var. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki sıcaklığın her canlı için farklı. Bizim vücut sıcaklığımız 36,5-37 derece. O zaman benim vücudumdaki enzimlerin çalışması için en ideal değer derece 36,5-37 derecedir. Ama bir kaktüs için mesela çöl ortamına adapte olmuş başka bir derece çıkar. Kutup ayısı için başka bir derece çıkar. Yani herkese de bu derece farklı olabilir ama altı da olumsuzdur, üstü de olumsuzdur unutmuyorsunuz. Geldim su miktarına çok söyledik. Ortamda yüzde 15, yüzde 18'in altında su varsa enzimler orada çalışamazlar. Yani bir şeyi aslında e, kurutarak saklamamızın mantığı buydu ama ilkokulda siz de yapmışsınızdır ben de yapmıştım. Fasulye çimlendirmişsinizdir mutlaka. Fasulye normal şartlarda işte kuru fasulye paketin içerisinde duruyor. Ben onu nemli pamuğun içerisine koyduğum zaman çimlenmeye başlıyor. Aslında fasulye paketin içerisindeyken kuru fasulye dediğimiz gibi ortamda su olmadığı için çimlenemiyor. Çimlenemiyor. Ben onu nemli pamuğa koyduğum zaman kuru fasulyenin içerisindeki enzimler çalışabilecek uygun suyu buluyorlar ve çimlenmeye başlıyorlar. Aslında orada pamuk tutmak için koyuyoruz. Normal suya atsak da yani anneniz mesela fasulyeyi ıslatıyor ya Unuttu onu. Ertesi gün yemek yapmayı unuttu. İki gün suyun içerisine kalırlarsa fasulyenin içinde de yine üstünde de küçük küçük filizlerin oluştuğunu görürsünüz. Çimlenebilmek için enzimlerin çalışması lazım. Enzimlerin çalışması için de ortamda su bulunması lazım. Yüzde on üstüne çıktı. Hop bir güzel su miktarı arttığı için tepkime hızı arttı. Vereyim suyu vereyim suyu tepkime böyle sınırsız artsın diye bir şey yok tabii ki. Belli bir yerden sonra diğer faktörler e, yeterli gelmeyeceği için sabitlenecektir. Ortamda su miktarı %15'in altına inerse enzimler ne yapamaz? Çalışamaz diyeyim. Bu ortamlarda organizmada yaşamına devam edemez, yaşaya diye de yazmış olalım. Gelelim pH değerine. pH değerinde de yine optimum mantığı geçerli. Optimum yani en ideal değer mantığı geçerli. Her enzimin optimum çalışabileceği pH değeri birbirinden farklı. Mesela işte ince bağırsamda çalışan tripsin enzimi için bu değer 7,5-8 arasındayken midemde çalışan pepsin için 1,5-2 arasında olabilir. Midemde çalışan pepsin enzimi pH böyle sıfırlara düştüğü zaman pH pH 5'lere çıktığı zaman iş yapamaz. İstediği ortam yok. Tripsin için de aynı şey geçerli. 5'lere düştü, 10'lara çıktı iş yapamayacak kıvama gelir. Her enzimin istediği optimum pH birbirinden farklıdır. 6 da olumsuz üstü de bizim için olumsuz olacak. Yine geldik karıştıracağınız o yüzden de benim biraz farklı şekilde anlatmaya çalışacağım kısma. Substrat yoğunluğu enzim miktarında ortamda nasıl değişmeler meydana geliyor. Şimdi birincisi önce kavramları bir anlamaya çalışayım. Ortamda sınırsız enzim ve sınırsız miktarda substrat bulunduğunu düşünelim. Yani benim o kadar çok enzimim var ki o kadar çok da substratım var. Önce bu enzimler enzimle bu substrat birbirine bağlandılar. Tepkime işte gerçekleşiyordu bir saatte. Ama sen substrat da ekliyorsun ortama enzim de ekliyorsun. Substrat da ekliyorsun buna enzim de ekliyorsun. Enzim de ekledin. Substrat da ekledim böyle sınırsız şekilde arttırıyorsun ucu bucağı yok o zaman tepkimenin devamlı olarak ne yapmasını beklersin artmasını ne kadar çok koydum o kadar çok artacaktır sonra ikincisine bakıyorum Ortamda sınırsız substrat, sınırlı enzim bulunuyor. Sınırsız substratı şöyle göstereyim. Bu varmış, bu varmış diyelim. Bu da olsun. Şöyle. Bu da olsun. Bakayım diğer substratımı düşürdüm herhalde. Onu da yerden alayım. Bu da olsun. Yani bizim şöyle sınırsız ama bunun sayısı yok. Çok sonsuza kadar gidiyor. Sınırlı miktarda da enzimim var. Sınırlı miktarda da enzimim olduğuna göre önce şunu koydum tepkime bir saatte gerçekleşiyordu. Sonra gidiyordu buna bir saatte bu 2, bir saatte bu, bir saatte bu, bir saatte bu. Yani belli bir hızda gerçekleşiyordu. Sonra ben tutup enzim sayısını arttırdım. 2 katına çıkarttım. Bunlar bir saat sonra hop gidecek bunlara. Sonra hop gidecek öbürüne. Sonra hop gidecek öbürüne. Yani bizim reaksiyonumuz ne oldu? Enzim miktarını arttırırsan arttı. Ama iki de tuttum ya hep sabit. Bir yerden sonra rakam da sabitlendi. Yani hız eşitlenmiş oldu diyeyim. Sonra diğerine de bakayım. Ortamda sınırlı substrat bulunuyorsa enzim miktarını arttırdın. Şimdi sınırlı substratla neyi kastettim? Diyelim ki senin 4 tane substratın vardı. 4 tane substratına önce geliyordu bu enzim bağlanıyordu. Bu ikisini parçalıyordu bir saat. Sonra gidiyordu bunu parçalıyordu 2 saat. Sonra gidiyordu bunu parçalıyordu 3 saat. Sonra bunu parçalıyordu 4 saat. Yani tepkimem toplam kaç saatte gerçekleşiyordu? 4 saatte. Ben enzim miktarını arttırınca bunlar parçaladı 1 saatte. Tepkimeden hiç bozulmadan çıktı geldi buraya 1 saatte bu. O zaman enzim miktarını arttırdığım zaman tepkime hızı arttı. Ama daha fazla enzimim olmadığına göre bir yerden sonra tepkime hızım sabitlendi. E bu substrat bitti, sınırlı ya substrat. Bu substrat da bitti. O zaman tepkime de bir yerden sonra bitme gerçekleşecektir gençler. O yüzden sabit olmasından bahsediyoruz. Şu ortadakini bir daha anlatayım. O biraz aklınızı karıştırıyor. Bizim ortamımızda şöyle substratlarımız olsun. Sınırsız şekilde bulunuyor olsunlar yani. Diyelim ki şöyle Hadi bir tane daha koymuş olayım. 5 tane olsun. Enzim miktarım vardı. bir saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat şeklinde gerçekleşiyordu. Sen tuttun, enzim miktarını arttırdın. Ama bu kadar arttırdın. Başka enzim ilave etmiyorsun. Enzimi de sınırsız arttırırsan zaten düz gidiyor. Komple yukarıya doğru çıkıyor. Bir saat sonra gittiler bunu da bir saat sonra gittiler bunu da bir saat sınırsız ya substrat öbürüne de gitti öbürüne de gitti yani süre bir yerden sonra sabitlenmeye başlayacaktır gençler. Grafiksel sorularda mutlaka bunlara dikkat edin. Enzim mi sınırsız, substrat mı sınırsız, tepkime nasıl gerçekleşiyor diye. Bununla ilgili de söyleyeceğimiz bir şey daha var tabii ki. Substrat yüzey alanı ile ilgili. Substrat yüzey alanında da şöyle bir durum geçerlidir. Şöyle koyu rengin üstüne koyayım görünsün. Substratın yüzey alanı diyelim ki bu benim substratım olsun. Buna enzimler etki edecekler ya. Bunun dış yüzeyinden etki etmeye başlarlar. Sen tut Tuttun. Substratın yüzey alanını arttırdın. Yani ben şu silgiye şöyle şurada keseyim ki size de gösterebilmiş olayım. Kesmeyi becerirsem tabii ki bir kaza çıkarttırmadan Heh, şöyle elimle parçalayayım. Şimdi ben bunun yüzey alanını arttırırsam. Eskiden nasıldı? Bu bir bütündü. Şuradan dışarıdan etkiliyorlardı. Enzimler etkiyordu. Sonra ben bunu parçaladığım zaman ekstradan etki edebileceği alan oluşturmuş oldum. Bir daha parçalasam bir alan daha oluşturdum. Bir daha parçalasam bir alan daha oluşturdum. Yani yüzey alanını arttırdıkça tepkimemin ne yapması lazım? Hızlanması lazım. Yine buna çok güzel bir örneğimiz daha var diyetisyenler, doktorlar, uzmanlar televizyona çıkıyorlar ne diyorlar? Yemekleri ağzınızda iyi çiğnerseniz hazmı çok daha kolay olur diyorlar. Düşün ağzıma kocaman bir lokmayı attım. Ben bu lokmayı çiğnemeden yutarsam mideme gidecek. Midemde enzimler bu lokmayı parçalamaya başlayacaklar. Dış yüzeyinden etki edecekler. Ama ben bunu iyice çiğnersem yani küçük küçük parçalara ayırırsam o zaman substrat yüzey alanını arttırmış oluyorum. O yüzden de midemde hazmı çok daha kolay oluyor. O diyetisyenlerin, doktorların iyice çiğneyerek yutun demesinin sebebi bu. Geldik sona. Aktivatör madde ve inhibitör madde adını verdiğimiz maddeler var. Bunlar da tepkimelere girerek tepkimenin hızını etkiliyorlar. Aktivatör madde dediğimiz zaman adı üstünde aktive ediyor. Yani tepkimenin çalışmasını arttıran maddelerdir. Arttırır diyelim vitamin olabiliyor, iyon olabiliyor, başka bir enzimin aktivatör maddesi olabiliyor. Yani sana sözel olarak yazdı. Bir tüp vardı bilmem ne koymuştu. Tepkimeye aktivatör madde eklerse ne olur? Aktivatör madde tepkimeyi hızlandıran maddelerdir. O zaman tepkimenin hızlanmasını bekleyeceğim. İnhibitör madde ise buna ters. Yani tepkimeyi ya durduruyor ya da tamamıyla yavaşlatan maddelerdir. Enzimin etkinliğini yavaşlatan veya durduran maddeler ağır metaller ve zehirler, zehirler bazı böcek öldürücü ilaçlar inhibitör maddeler enzime geri dönüşümsüz olarak bağlanıyor. Enzimin aktif bölgesinin şeklinin değişmesine sebep oluyor. Yine bununla ilgili de bir olay anlatayım size. Mesela bazen haberlerde görüyoruz işte diyor ki Marmara Denizi'ndeki civa miktarı arttı. Bu aralar balık tüketmeyin diyorlar. Civa İnsan vücudu için siyanür insan vücudu için zararlı <laughs> maddelerdir. Bunların zararlı olma durumları da nasıl gerçekleşiyor? Normalde senin bir enzimin var. Bu enziminin yardımcı kısmı da sodyumdu. Senin vücuduna civa gibi, siyanür gibi, kurşun gibi ağır metalleri alırsan bunlar gidiyor sodyum yerine gidip o enzime yardımcı kısım olarak bağlanıyor. Bak normal şartlarda bunun yardımcı kısmı atıyorum sodyumdu. Sodyumun yerine gitti civa bağlandı. Civa bağlanınca artık bu enzim substratını tanımaz hale geliyor. O enzim iş yapamadığı için de tepkime gerçekleşemiyor. Belli bir oranın üstüne çıkmaları ise insan vücudunda öldürücü etkiye sebebiyet veriyor. Böylelikle enzimlerimizi bitirdik. Geldik enzimlerin kullanım alanlarına. Enzimler bu kadar çok işe yarayan Maddeler olduğuna göre kullanım alanlarının da aşırı derecede fazla olması gerekiyor. Mesela dezenfektan üretimleri bir sürü deterjanın yapımında enzimler kullanılıyor. Bazen reklamlarda da e, duyuyorsunuzdur işte X deterjanı aktif enzim teknolojisini şöyle geliştirdik kirleri şöyle yok ediyor gibi cümleler kullanıyorlar. Yaşamsal faaliyetlerin devamı için zaten mutlaka gerekli. Laktozsuz süt üretimi özellikle laktoz alerjisi olan insanlar için ekmek ve maya yapımında maya mantarları o enzimatik reaksiyonlar olmazsa ekmeğin kabarması mayalanması söz konusu olmaz. Deri sanayinde kullanılıyor. Peynir yapımında kullanılıyorlar. Atıkların yok edilmesi, kağıt kağıt endüstrisi, eczacılık ve tıpta tabii ki ilaç yapımında bir sürü enzimin kullanımı söz konusudur. Enzimler bizim için çok önemli. Belki bu konunun içerisinde de anlamışsınızdır. Ben yine de küçük bir hatırlatma yapayım. Daha sonraki sınıflarda çok pişman olduğunuz için söyleyeyim. Dokuzuncu sınıf çok temel bir konudur. Bak enzimlere geldiğimiz zaman bile bir sürü karbonhidrat yağ protein kelimesi kullandık. O taraflarda eksiklerimiz olursa bu tarafları yapmakta zorlanıyoruz. Daha sonraki ünitelerimiz içinde. de geçerli. O yüzden buraları biraz sıkı tutmaya çalışalım. Hemen sıfırdan dokuzamıza ve tak dokuzumuza da bakalım. Buradan da hangi konuları işlediğimizi bir göstereyim size. Artık söylememe gerek bile yok biliyorsunuz. Sıfırdan dokuza kitabımızda bir sayfa konu anlatımı karşısındaki sayfa orayı kapsayan sorulardan oluşuyor. Yani şöyle göstereyim ben size. Mesela buraya enzimlerin çalışma etkileyen faktörlerle ilgili hem tanımlarını hem grafiklerini koyduk. O zaman buradaki soruların hepsi enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerle alakalı. Enzimlerde dedim ya bir tık zorlanacaksınız çünkü sorular biraz kalıplı olacak, biraz grafik soruları gelecek ama bu anlattıklarımızdan hiç farklı şeyler gelmeyecek. Biraz mantığına anlayabilmek önemli. Eğer çözümlerini e, bulamazsanız daha biliyorsunuz zaten çözümleri var kaslı uygulamasında. Biz bugün enzimlerin çalışma etkileyen etki eden faktörlerden enzimlerin yapısından ve özelliklerinden bahsettik. Yani sayfa 46'dan başlayarak nereye kadar 51'e kadar çözme işlemini 0'dan 9'a da gerçekleştirip bilirsiniz. Geldim tak 9'a. Tak 9'dan da göstereyim enzimleri nerede anlatmıştık. Vitamin, hormon. Onlar bir sonraki videomuza gelecek. Enzimlerin yapısı sayfa 37. Enzimlerin özellikleri 38. Çalışma hızını etki eden faktörler 39. Yani bu 3 sayfadan da çözümlerinizi yapabilirsiniz. Tak 9'da da bir tane sorumuzun çözümlü olduğunu, iki tane test sorumuz, bir tane açık uçlu, bir tane de klasik sorumuz olduğunu biliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda hormonlardan, vitaminlerden DNA, RNA ve ATP'den de bahsettiğimiz zaman canlıların temel bileşenleri konusunu zaten bitirmiş olacağız gençler diyeyim. Hemen ödüllü soruya geçeyim. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.